Kimsin, neyin peşindesin öğrenelim komiser. Savcının güvenliği sağlandı mı? Evet. Dosyaya bindi. Yatak odamda kitapların gizli bölmesinde saklı. Operasyon kod adı kertenkele. Dosya hiç kimsenin eline geçmemeli. Kod adı kertenkele mi? Ne dosyası bu? Okuduğunu öğreneceksin. Okuduktan sonra dosyayı hemen imha et. Unutma yıldızlı adam. Bir kimliğin yok. Bir sevgilin yok. Bir geçmişin yok. Sana yeni bir kimlik verdik. Ama yeni bir gelecek vermedik. Hiçbir zaman bir sevgilin, bir arkadaşın, bir akraban olmamalı. Sen geçmişi olmayan adamsın. Sadece görevine odaklan. Niye açılmıyor ki bu kapı? Kod adı kertenkele. Neler oluyor? Ne var bu dosyanın içinde? Aa. Burada bir şey bulacağım. Sırrını öğreneceğim Murat komiser. Kod adı kertenkele mi? Olduğun yerde kal. Bas kili kız. Evimde ne işin var? Ne arıyorsun evimde? Kaldır ellerini, kaldır! Kaldır!
Sana diyorum, duymadın mı? Pis hırsız. Çabuk o dosyayı bana ver. Kertenkele yaşıyor mu? Ne saçmalıyorsun? Çabuk o dosyayı bana ver dedim. Kertenkelenin mi peşindesin? O dosyayı bana ver ve ellerini kaldır. Bundan sonra soruları sana mahkemede hakim soracak. Hapsi boyladın kızım! Emin misin? Kızım ne yapıyorsun? Ateşle oyun olmaz. Devletin gizli dosyası o. Eğer o dosyaya bir şey olursa hapislerde çürürsün. Neden bu dosya bu kadar gizli? Bu kadar gizli olan ne? Bırak o dosyayı. İndir o silah. Yakarım dosyayı. Hem evime giriyorsun hem de beni tehdit mi ediyorsun? Anladığım kadarıyla bu dosya senin için çok değerli komiser. Aa. Ha işte şöyle. Bas. Bas geri. Bak komiser. Şimdi seninle çok tatlı bir anlaşma yapacağız. Ben dosyayı şu masanın üzerine bırakacağım. Sonra tıpış tıpış gideceğim. Tamam mı? Nereye gittiğini sanıyorsun kızım sen? Sıkma canımı. Yakarım. Tamam. Ha? Şimdi o dosyayı yere bırak. Sonra da nereye gidiyorsan git, tamam mı? Eninde sonunda yakalayacağım seni. Ha bugün, ha yarın. İşte şöyle ya. Tamam. Sakın bir yamuk yapayım deme, yoksa vururum seni. Söz veriyorum. Bittin kızım sen. Dur dedim sana! Sana dur. Sıkıysa yakala. Ver o dosyayı bana. Ya ne var bu dosyada, bak merak ettim şimdi. Ne bileyim kızım, daha ben okumadım. Çabuk ver o dosyayı. Gerilme, ben okur paylaşırım seninle. Bir de benimle kafa buluyor ya. Bittin kızım sen, bittin. Çabuk o dosyayı bana ver. Yoksa çok kötü şeyler olacak. Ya merak etme, ben okuyacağım, paylaşacağım seninle. Neden o dosyayı istiyorsun? Kimin adına çalışıyorsun? Bu mu? Ben bunun için senin evine girmedim ki. Neden Ejder'in peşindesin? Ben polisim. Sen neden Ejder'in peşindesin? Neden merak ediyorsun? Melis'i Kara Kemal'in elinden neden kurtardın? Neden kertenkelenin peşindesin? Kertenkele yaşıyor mu? Bu seni niye ilgilendiriyor? Benim Ejder'in peşinde olmam seni niye ilgilendiriyor? Ay yıldızlı adam kertenkele mi?
Bunu biliyor olsam bile senin gibi bir suçlunun tekine söyler miyim hiç? Belli ki bana yardımcı olamayacaksın komiser. Ben gidiyorum. Sakın peşimden gelme. Sana zarar vermek istemiyorum. Dur dedim. Neden Ejder'in peşindesin? Ve bunun Zehra Şanlı ile bilgisi var mı? Seni ilgilendirmez. Dur dedim. Kimsin kızım sen? Kimsin? Gerektiğini biliyorsun. Konsülü deşifre edeceksin. Konsülün üyelerini deşifre etmeden Ejder'i öldürmeyeceksin. Konsüle ulaşmak için onu canlı istiyoruz. Benim bu hayatta tek bir yaşama nedenim var. Sevgilimin intikamını almak. Ejder'i geberteceğim. Ay yıldızlı adam. İntikamını alman için sana yeni bir hayat ve yeni bir kimlik verdik. Ama bizimle bir anlaşma yaptın. Sözüne sadık kal. Konsül bu ülke için çok tehlikeli. Sana neyi söylüyorsak onu yap. Konsül kendisine itaat etmeyen bir iş adamı grubuna operasyon yapmayı planlıyor. Mutlaka Ejder'i kullanacaklardır. Bu Ejder'i yakalayıp bize getirmen için bir fırsat. Unutma, Ejder'i öldürmeyeceksin, bize getireceksin. Peki operasyonun adı neden kod adı Kertenkele? Başka isim bulamadınız mı? Bunu sen mi söylüyorsun? Dosyayı yaktığında nedenini belki anlarsın. Adı Kertenkele. Gerçekten yaşıyor mu? Olabilir mi bu? Murat komiser neyi gizliyor? Ya neredesin sen ortak? Savcıyı kurtarma operasyonuna niye gelmedin? Savcı nasıl, iyi mi? Ya iyi iyi de sen niye gelmedin? Sorma ortak ya. Maskeli kız evime girmiş. Ne? Evin altını üstüne getirmiş. Oğlum maskeli kız niye senin evine girsin? Ne bileyim niye girmiş. Başımın belası işte. Maskeli kızımız niye Ejder'in peşindeymiş, öğrenebildin mi? Öğrendim. Öğrendim ortak. Ejder buna ihanet etmiş, başka kadınla çıkmış. Bu da Ejder'i bulup kesecekmiş. Bana öyle söyledi. Hadi be. Tehlikeli kız vallahi, yapar mı yapar. Ne diyorsun oğlum? İyi misin sen ya? Ya ne bileyim ortak, maskeli kız senin evine girmişse bunun Ejder'le ne alakası olabilir ki? Ha, bir saniye. Anladım. Maskeli kız Ejder'den intikam almak için seninle çıkmak istedi. Evine geldi, sen de yanlış anlayıp kızı kovaladın.
Oğlum kafan mı iyi senin? Ya ne bileyim ortak. Yani maskeli kızın senin evinde ne işi olabilir ki? Bu kız senden hoşlanıyor olmasın? Yılmaz. Sen git bir kafanı topla sonra konuşalım, tamam mı? Ya ben kendimdeyim. Asıl sen kendinde misin? Bu kız sana bir şey yaptı mı ya? İyi misin? Daha ne yapacak oğlum? Evimi mahvetmiş lan. Mahvetmiş evimi. Oğlum bu kız sana aşık. Pas vermediğin için kızdı tabii. Aranızda büyük bir enerji var. Birbirinizi çekiyorsunuz. Bak bak şöyle yap. Sen evi olduğu gibi bırak. Bu kız yine gelir toplar ortalığı. Yılmaz. Ne diyorsun oğlum sen? Ya benimle kafa mı buluyorsun? Ya ne bileyim ortak. Sen de rüyanda maskeli kızı görmüşsün. Gelmiş evine girmiş. Gece gece gargara yapıyorsun ya. Ya girdi diyorum oğlum. Niye inanmıyorsun? Tamam ortak ben kaçıyorum. Bak burada senin yüzünden güzel bir bayanı bekletiyorum. Güzel bir bayan mı? Kimmiş o ya? Yılmaz. Ya bu adam hakikaten manyak ya. Kapatmış. İyi akşamlar Zeynep Hanım. İyi akşamlar Yılmaz Bey. Şey sizinle bir şey konuşabilir miyiz? Tabii. Üşüyorsunuz ama içeride konuşalım mı? Tabii tabii. Evin altını üstüne getirmiş. Nasıl toplayacağım ben şimdi buraları? Of! Yılmaz Bey, biliyorsunuz kuzenim Zehra Şanlı Ejder tarafından öldürüldü. Maalesef. Maskeli kız diye birisi varmış, Ejder'in peşindeymiş. Şimdi Ay Yıldızlı Adam diye birisi çıkmış, o da Ejder'in peşindeymiş. Hatta Ay Yıldızlı Adam'ın kertenkele olduğu söyleniyor. Ben Zehra ile kertenkelenin sevgili olduklarını biliyorum. Söz konusu Zehra olmasaydı ben sizi rahatsız etmezdim. Sizce kertenkele yaşıyor mu? Kertenkele dosyası Murat Komiser'di Zeynep Hanım. Aman beni onunla hiç muhatap etmeyin. Ben sizinle konuşmak istemiştim. Anlıyorum Zeynep Hanım. Kertenkele'nin yaşadığına dair şüphelerimiz var. Ancak Ejder'in peşinde olması dışında elimizde ciddi bir delil yok. Eğer yaşıyorsa ortaya çıkacağını hiç sanmıyorum. Kertenkele enişteniz olan Ünsal Komiser'in katil zanlısı. Affedersiniz. Söyle. Tamam, geliyorum. Affedersiniz. İşle ilgili acil bir durum. Geliyorum. Telefonda konuşmak istemedim. Senden bir şey istiyorum. Teşkilattaki arkadaşlar Murat Komiser'in bir yüz değişikliği yapmış olabileceğini söylemişlerdi. Bunu bir araştır. Gerçekten de yüzünü değiştirdiyse eski kimliğini ve eski yüzünü öğrenmeni istiyorum. Anladın mı? Anladım abi. Bu aramızda kalacak. Peki amirim. İyi akşamlar. Uf canım ya, ben ne anlarım kafe işletmekten. Ya olur mu öyle şey? Senin iş tecrüben var. Bak, Nur Hayat'la Melahat de başladı burada çalışmaya. Ya abla, Meloş'um, biz burada ne yapacağız? Böyle sabahtan akşama kadar masa mı temizleyeceğiz? Ah baba, ah! Neymiş? Evde boş boş oturuyormuşuz. İyi de biz ne anlarız kafede çalışmaktan? Şevket, hı? Bizim kızlar bundan sonra burada mı çalışacak? Oğlum Azmi'nin ömrü hayatında yaptığı en mantıklı hareket. Rahat rahat görüşeceğiz yani bundan sonra. Oh! Çok güzel. Uza, uza, uza. Melis, benim gitmem lazım. Dükkanın bir sürü eksiği var. Markete gidiyorum. Tamam canım.
Aa, fırında kekler var. 15 dakika içinde çıkması lazım. Bak sakın unutma. Ne? Kekler mi? 15 dakika mı? Allah'ım, saatim de yok. Uy, sabah spor da iyi oluyormuş da. Acık beynimize kan gitti. İyi oldu da. Oğlum da şu Türkiye sürüğünden kurtuldu ya. Değmesinler keyfime. Ya ne diyorsun anacığım? Ben Gizem'le evleneceğim. Hiç abi. Ayıp olmayayım mı ha? Beşik kertten ayıp etmeyeyim mi sen? Kızın kalbini kırıyorsun ha? Merak etme enişteciğim. Ben beşik kertmemi bırakmayacağım. Hem artık bundan sonra benim korumamda olacaktır. Akıncı'yı görürseniz kendisine iletin. Bundan sonra hicabımı ejderhe karşı ben koruyacağım. Fesubhanallah. Gizem. O hicabdan kurtulduk değil mi çocuğum? Artık öyle birisi olmasın lütfen hayatımızda. Evet anneciğim. O deli Meryem denen kadın hicabinin evinde kaldığı müddetçe benim için bitmiştir artık. Oh. Ay Kadir. Duydun bak Gizem ne diyor. Ne diyor? Ay kurtulmuşuz o müezzinden. Biz zaten onu kızıma layık görmüyordum ki. Olacağı buydu. Ay. Ben... Ay çok şükür. Günaydın Gizem. Gizem, konuştuklarımızı unutma çocuğu. Ne oldu Gizem? Bu beşik kertmesi sende kaldığı sürece seninle konuşmuyorum Hicabi. Ha bu kavakalcı benim beşik kertmemle konuşmaymış. Çok üzüldük, çok. Sen sus be, dengesiz kız. Seninle muhatap olan mı var? Oy kızım, ne sen oğlumu ben senden kurtardım. Çünkü yeğenim artık hep bizim evde kalacak da. Oo, ne güzel. Ama hep sizde kalsın. Hiç dışarı çıkmasın. Böyle kazığa vurun. İpini de güzelce bağlayın. Bana bak Sirun anası. Efendi efendi konuşuyoruz. Dalarım. Sen kime dalıyorsun be? Ciklet! Gizem lütfen. Sorunlarımızı konuşarak halledebiliriz. İletişim önemli Nur Yüzlü. Olmaz Hicabi. Bitti tamam mı? İlişkimiz bitti. İstemiyorum seni. Ya hadi Hicabi eve gidelim. Ben ıspanaklı börek yaparım, çayla yeriz. Keyfimiz yerine gelsin. Oğlum hadi, hadi gidelim da. Hicabi, bu kadının böreğinden yersen eğer bir daha yüzümü göremezsin, haberin olsun. Sana, sen soracak. Aman kızım boş ver, boş ver. Muhatap olmaya bile değmez. Hicabi, o kadının böreğinden falan yemeyeceksin bak ona göre. Ama bize ne canım ne yerlerse yesinler. Ben de gelebilir miyim Gizem? Gel. Aa, yürü sen de. Yürü. Yürü sen be. Yürü. Anne ya. Nerede kaldı bu kahvaltı ya? Şuradaki çocuğu gördün mü? Ne kadar da yakışıklı. Şöyle bir sevgilimiz olmadı ki. Kızlar. Karar verdiniz mi? Bırak şimdi siparişi de şuradaki oturan adamı tanıyor musun? Tanımıyorum, bilmiyorum, ilgilenmiyorum. Aa, niye atarlandın ki canım? Hoşlanıyor musun ondan yoksa? Saçmalama istersen. Hoşlanmakmış. Gördün mü? Tutuldu. Tutuldu bak. Kıskançlığından eli ayağına girdi. Saçmalamayı kes istersen. Siparişinizi alayım ben sizin. Aa, niye bozuldun ki canım bu kadar? Sevmek suç mu? Ama sana bir şey söyleyeyim mi? O adam sana bakmaz. Bence yol yakınken geri dönsen. Üzülme sonra. Sabır, sabır. Bak elimde kalacaksınız. Ben sizi yolcu edeyim. Hadi. Aman senin kafende işimiz yok zaten bizim. Pardon. Bir kahvaltı tabağı istedim ya. Bir tane kahvaltı tabağı sadece. Patlama getiriyorum. İçine fare zehri falan koymayasın sakın. Yapar mı yapar. Şu meczup Azmi Bey de beni bu kızla evlendirecek ya. Aman Allah göstermesin. Heh, geldi mi? Şöyle koyalım bunu. Şunu da alayım. Teşekkür ederim. Afiyet sağ ol. Olsun. Niye bizimkiler servis yapıyor? Ne bileyim ayar oldu. Thank you.
Kafama atsaydın. Yakında onu da yapacağım. Azmi Bey, Azmi Bey. Azmi Bey, çünkü ben vermiş söyle namazı kıldıracağım Azmi Bey. Ya ben nikah kıyacağım. Gerçek olan benim. Hop be Azmi Bey, hop. Azmi Bey. Azmi. Gerçek hoca benim. Azmi Bey. Azmi Bey geliyor. Azmi Bey geliyor, sakın. Gerçek hoca benim. Allah'ım. Evlendireceğim onları. Evlendireceğim. Baba. Nerede onlar? Kimler nerede baba? Komiserim Murat'la Zeynep kızım. Babacığım şey, Zeynep marketin markete kadar gitti kafenin eksikleri için. İşten kaytarmıyorsunuz değil mi? Yok babacığım, Melis'e sorabilirsin istersen. Melis nerede? Buradayım Azmi Bey. Ha, güzel. Güzel. Bana bakın, o iki serseri sizi rahatsız etmiyor artık değil mi? Hayır, hayır, hayır. Evet, söyleyin bakayım. Rahatsız ediyorlar mı yoksa? Yok babacığım, olur mu öyle şey? Zaten onları uzun zamandır görmüyoruz biz. İyi, iyi. Gözlerim üzerinizde, dikkat edin. Azmi Bey, cübbeyi ver. Camide cemaat beni bekliyor. Olur mu ya? Daha benim işim var. İş bitmedi ki. Allah Allah. Anlamıyor musun? Benim işim var. Ay, ay. Ya Azmi'cim, sen gene mi imam oldun? Sultanım, evet. Ben onların nikahını kıracağım. Evlendireceğim onları. Neden? Çünkü gerçek imam benim. Ay Azmi'cim ya. Üf. Etme, eyleme. Azmi Bey, cübbeyi ver. Cemaat beni bekliyor. Kurban olayım sana. Ya. Ben onların nikahını kıyacağım. Anlamıyor musun? Evlendireceğim onları ben. Ya. Neden? Çünkü gerçek imam benim. Gerçek ya. İmam. Azmi'cim. Tehlike geçti mi? Geçti, geçti. Gitti Azmi Bey. Çık. Ya biz ne yapacağız biz? Nasıl kurtulacağız bu adamdan ya? Ya vallahi ben de bilmiyorum. Adam mezup, ne yapabiliriz ki? Zorla bizi evlendirecek ya. Ya öyle de bu işler zorlu olmaz ki. Gönül işi bunlar. E tabii zorlu olmaz. İnsan gönlü olanla evlenir ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ben de onu söylüyorum. Zorla evlilik olmaz. Gönlün varsa evlenirsin. Bir dakika, bir dakika. Benim seninle gönlüm falan yok ha, sakın onu çıkarma. Ne evleneceğim ben seninle? E ne alakası var? Ben öyle demek istemedim. Bir dakika ya. Asıl benim seninle ne işim var be? Başka işim yok, seninle evleneceğim. Tehlike geçti, çıkabilirsiniz. Şişt, çıksanıza. Gitti mi? Ya kızım ne söylemiyorsunuz ya? Aşağıda kaldık öyle. Benim tutuldu, benim, benim. Ne evleneceğim be senle? Tipine bak. Ne evleneceğim, ne evleneceğim? Sen asıl kendi tipine bak be. Kezban. Ayıp ya. Allah Allah ya. Evladım bu çiçekleri sevgiline ver. Gönlünü alırsın. Belli ki çok üzmüşsün. Ne sevgilisi abla ya? O benim sevgilim değil. Evladım, al bu çiçekleri. Sevgilinin kalbini kırmışsın belli. Yok, istemiyorum. Ablacığım, yorma kendini. Bu Allah'ın cimrisi hayatında hangi kadına çiçek almıştır ki? Ver abla şunu. Hepsi ver. Al şunu ablacığım. Teşekkür ederim. Ah sana çiçek. Ah. Ah, tut. Belli ki hayatında sana kimse çiçek falan almamış. Ah, hepsi senin. Belli ki sen hayatına kimseye çiçek vermemişsin. Kardeşim bu Murat başkomiser var ya, kesin bu kıza yürüyor. Aynı fikirdeyim. Lakin reddedilmemek için Ağar abi gibi yapıyor.
Bence de. Ama Zeynep'in gözü abim de. Allah aşkına abim bu kıza bakar mı? Siz söyleyin ya. Zaten bunlar birbirlerinden hoşlanıyor. Naz yapıyorlar. Bence de. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunlar yakında sevgili olur. Kardeşim Kertenkele ile Zehra da böyleydi başta. Böyle bir kavga, hırgür. Ondan sonra bir sevdiler birbirlerini. Ne aşktı be. Ah be kardeşim. Neredesin be? Çık orduya. Çok özledim seni. Herkesim sen onu iyice ovala. Hah. Yeşillikleri koyduk. Oldur onları. Oldur. Taze soğanı var, peyniri var. Hem de tuzlu bak, tuz koymadık ha. Hüsam efendi. Ne işin var senin burada ya? Tezgahı bırakıp neye geldin? Asiye, böreğin susamını biraz fazla koy. Sami efendi, susamla ıspanaklı böreğin alakası nedir? Ben seviyorum da. Ha, öyle desene. Ama biz bunu hicabıya yapıyoruz. Merak etme eniştacığım. Ha, hicabı parmaklarını yiyecek de. Sami efendi, hadi sen tezgahın başına git daha. Ne işin var? Kadın işine karışma elinin balığıyla. Asiye, ona öyle demezler. Ama ben yine gideyim. Hadi canım. Kızım bak karabiberini de ekle. Ya anne siz ne yapıyorsunuz? Abimi börekle mi kandıracaksınız? Kızım, erkeğin kalbine cidan yol. Midesinden geçer. İyi, öyle olsun da. Abimin kalbini fetheden etmiş bence. Hey Büşra'cığım. Sen benim tarafımda mısın abi? Türkiye güzelinin tarafında mısın? Bilelim de. Ben kimsenin tarafında değilim ya. Sizin saçma sapan işlerinizle de uğraşamam zaten. Benim okulum var, sınavım var. Odama gidiyorum ben ders çalışmaya. İyi dersler canım. Tamam kızım. İyice ovalasın. Aa, Melis. Sen burada mı çalışıyorsun? Sorma Gizem ya. Da sen iyi misin? Bir şeyin mi var? Melis, bana yardım etmen lazım. Ne oldu Gizem? Kızlar, dünyanın en iyi ıspanaklı böreğini yapmam lazım. Ya hayat memat meselesi. Şu beşik kertmesi denen o yer elması var ya. Hicabimi elimden almaya çalışıyor. Bana yardım etmeniz lazım. Melis, sen ıspanaklı börekte iyisin değil mi? Ben. Siz? Ne oluyor kızlar? Zeynep, bana yardım etmen lazım. Sen ıspanaklı börekte iyisin değil mi? Ne demek canım? Ispanaklı börek benim uzmanlık alanım. Süper ya. Ne zaman başlıyoruz o zaman? Bismillahirrahmanirrahim. Çok bol canak, bol canak. Tadı tuzu yerinde olsun. Böyle. Yumurtayı süreceğim. Sıkıştır, sıkıştır. Kıvırt yavrum, kıvırt. Kızım, fırını ısıttık değil mi? Isıttım, sen de. Sen onun yumurtasını sür. Eyeceğini her bir tarafına çalış. Derecesini iyi ayarla, değil mi? Ayarladım
mi sence? Çok güzel oldu kızım, ellerimize sağlık. Beğendim, beğendim. Selamünaleyküm Murat komiser. Aleykümselam Hicri abi. Aleykümselam da. Bundan sonra bana Murat de be. Olmaz öyle ya. Olur olur. Yo vallahi olmaz. Ya olur, bir de bakayım sen Murat. Murat hocam. Yok hocam at, hocam yok. Sadece Murat. Murat. Ha şöyle ya. Biz komşuyuz şunun şurasında ya. Doğru söylüyorsun. Murat. Murat. Ya Murat. Geçen bir soru sormuştum ya sana. Hani Azmi amca aramıza girmişti. Ziya hocam yaşıyor mu? Hicri abi. Ya bu kertenkele, yani senin Ziya hocam. Senin için neden bu kadar değerli? Ya hırsızın tekiydi bu adam ya. Hayır, yaşayıp yaşamadın, neden merak ediyorsun? Yok, yok. Kötü bir adam değildi. Ziya hocam, kalbinde zerre kadar kötülük olmayan tertemiz bir insandı. Hiç kimseye bir kötülüğünün dokunduğunu duymadım, görmedim. Canım hocam. Dediğin gibi bir insansa belki de. Belki de Rabbim ona ikinci bir şansı daha vermiştir. İnşallah. İnşallah vermiştir. Sana sormak istediğim bir şey var. Kertenkeleyi en az senin kadar seven biri daha varmış. İsmi Akıncı. Duymuştum komiserim. Dosyasını inceledim. 2 yıl önce olay gecesi kertenkeleyi kurtarmak için o da oradaymış. Geçen gece de Akıncı'nın yaşadığını kendi gözlerimle gördüm. Ejderin peşindeydi. Ziya Hoca'yı en az senin kadar sevdiğini duymuştum. Yani Akıncı'nın kim olduğuna dair bir fikrin var mı? Benimki de soru işte. Sen nereden bileceksin ki? Kusura bakma. Estağfurullah Murat. Hadi ben karakola geçtim. Tamam. Allah'a emanet ol. Geç. Hadi ya. Hayırlı görevler. Sağ olasın. Anacım döktürmüş yine. Vallahi kaynanam beni seviyor. Sevmiyor olsa böyle güzel bir sofraya denk gelmem. Merhaba Hicabu. Sana dünyanın en güzel ıspanaklı böreğini yaptım. Bu ne? Ispanaklı börektir da. En sevdiğim. Ne gerek vardı? Oğlum. Meryem sana dünyanın en güzel ıspanaklı böreğini yapmıştır. Ha bir tadına bak. Ispanaklı kısmını anladık anne. Aç bakayım ağzını. Ne münasebet. Lütfen. Hem üzerinize afiyet, ben hastayım biraz. Oğlum, Meryem kendi elleriyle yapmıştır da. Ha bir bırak, kendi yedirsin. Anneciğim benim elim kolum var. Ben kendi ıspanaklı böreğimi kendim yerim. Nasıl olmuş? Börek işte. Nimet, Allah eksikliğini vermesin. Abi de benim elimden ye da.
Ya lütfen zorlamayın ama. Yemeyeceğim. Direnme daha. Anne yemeyeceğim, zorlamayın ya. Hadi ama. Yemeyeceğim diyorum. Anne bir şey de ya, zorlayıp duruyor beni ama. Ya anne, bir saattir kapı çalıyor, niye bakmıyorsun? Abi de benim elimden ye daha. Önemlisin. Ya yemeyeceğim, yiyorum. Zorlamayın artık yani ben. Bir tane alarsan ölür müsün daha? Lütfen zorlamayın bak ama şu anda eziyet ediyorsunuz bana. Kızım. Merhaba canım. Hicabi içeride mi? İçeride, içeride. Hah, tamam o zaman. Çekil sen bakayım şöyle. Eyvah, şimdi kıyamet kopacak. İstemiyorum bakın zorla. Hadi bir tane de benden alacaksın da. Ya, aç bakayım, koş içeri. Hadi. Anne, şey yapmıyorsun sürekli. Yedim. Hadi bir tane de benden alacaksın. Hicabi. Aa, bu kavak ağacının burada ne işi var durdu? Bir dakika, bir dakika. Hicabi sen bu kadının elinden börek mi yiyordun? Benim elimden yemeyecek de kimin elinden yiyecek? Kızım, Hicabim o böreği yemeyecektir. Ha sen onu poşuna getirmişsin. Yok Gizem, ben kimsenin elinden börek yemedim. Al şimdi yedim. Hicabi, sen bana bunu nasıl yaparsın ya? Sen beni nasıl aldatırsın? Bitti, tamam mı? Bitti. Bundan sonra yüzünü bile görmek istemiyorum. Ya anne ne yaptınız ya? Kızı ağlattınız ama yine. Gizem. Gizem dur Gizem. Unutayım, unutayım. Teyzeciğim 1-0 öndeyiz da. Gizem, lütfen dur gitme Gizem. Lütfen dur Gizem, yanlış anladın Gizem. Gizem, dur gitme Gizem. Gizem, ben sadece seni seviyorum. Da mı yasak? Git başka yerde otur. Ben bir çay alayım. Çayını da başka yerde iç. Ya Melis, niye bana bu kadar kötü davranıyorsun ya? Ben sana ne yaptım ki? Hala ne yaptım diyor ya. Nişanımı mahvettin, nişanımı. İyi ya, istemediğim bir evlilikten kurtardım seni. Bana teşekkür etmen lazım. Nereden biliyorsun istemediğimi? Çünkü sen beni seviyorsun Melis. Benden başka kimseyle mutlu olamazsın. Hala anlamıyorsun değil mi? Hı? Bizim ikimizin bir geleceği olmaz. Ben geleceğim olmayan bir adamı sevemem. Kendini sevecek başka birini bul. Çünkü artık ben seni sevmiyorum. Son sözüm bu mu Melis? Evet, son sözüm bu. Bir daha da asla beni rahatsız etme. Konuşmak istemiyorum Zeynep.
Ayrılsınız. Ayrılın. Ne yapıyorsunuz? Sana ne lan? Sen karışma, seni dayak yersin. Ne oluyor lan burada? Hocam, bu adam bizi dövdü. Sen kimsin lan, benim öğrencilerimi dövüyorsun? Kemal! Danlı ununu konuşma. Komiser var senin karşında. Hocam bize polis olduğunu söylemedi. Direkt saldırdı. Yemişim lan komiserliğini. Kim olursan ol. Benim öğrencilerime dokunamazsın. Sen de öğrencilerine sahip ol. Terbiye ver biraz. Ne yapacaksın Kemal? Beni mi döveceksin Kemal? Şişt, Murat, Kemal! Ne oluyor? Şu ortağına sahip çık abi. Bütün öğrencilerimi dövmüş. Bilip bilmeden konuşma. Önce öğrencilerine saygılı olmayı öğreteceksin. Sonra hocalık yapacaksın. Sen... Kemal, ne oluyor? Hı? Emniyet teşkilatından bir komiserin üzerine mi yürüyorsun? Ben seni kendi ellerimle içeri tıkarım ha. Özür dile çabuk Murat komiserden. Bundan ne özür dileyeceğim abi ya? Artık hiçbir şey eskisi gibi değil Kemal. Bundan sonra kendine dikkat et. Hayırdır inşallah. Ne eskisi gibi ya? Ya tamam, uzatma Kemal. Özür dile bitsin ya. Hadi ben gittim. Babam seninle konuşmak istiyor. O yüzden geldim buraya. Git hemen babamı gör. Oğlum adam ol lan, adam. Şu serserilerini de topla kaldırından. Murat komisere de ayıp ediyorsun bak. Lan komiser. Bunun hesabını ben sorarım sana. Geçin lan içeri. Rezil ettiniz beni. Bu kadar adam bir kişiyi dövmedi. Hadi, hadi. Girin içeri. Melis'ciğim, ben çıkıyorum. Çok yorgunum. Benim arabamı almak ister misin Zeynep'ciğim? Yürüyeyim ya. Hava da alırım biraz. Tamam, nasıl istersen. Kızı alın. Ne oluyor lan? Kimsiniz lan siz? Bizimle geliyorsun. Ay imdat! Ay imdat! İmdat! Lan niye diyor lan bunlar böyle? Ulan niye diyor lan bu herifler? Lan bu kafedeki kız Zeynep değil mi? Evet abi o. Lan resmen kızı kaçırdılar. Oğlum telefon etsene Yılmaz komiseri. Ya kusura bakma ortak kardeşim için. Öküzün teki ama böyle özünde iyi bir oğlan. Derinlerde biraz derinde ama iyi bir oğlan. Önemli değil ortak. Onun kendi kabahati. Neyse. Derdeceğiz artık. Söyle. Komiserim yetişin. Zeynep Hanım'ı kaçırdılar. Zeynep Hanım'ı mı kaçırdılar? Kim kaçırdı oğlum? Tamam tamam, biz bölgeye çok yakınız. Geliyoruz hemen. Zeynep'i kaçırmışlar ortak. Ne diyorsun ya? Ya kim Zeynep'i kaçırıp da başına bela almak ister anlamadım ki. Ya şakanın sırası mı Murat şimdi ya? Şu sağdan girsene sağdan. İleriden sağdan gir. Tamam. Bak oğlum, benim senin böyle sokaklarda sersevil dolaşmana gönlüm razı olmuyor. Ya gel bizde kal. Ama senden istediğim tek bir şey var. Bir daha asla Melis kızımı rahatsız etmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Söz mü? Peki babacığım, sen nasıl istersen öyle olsun. Bak işte bu ya. Ben de senden bunu beklerdim ha. Öp bakayım elimi şimdi. Selamun aleyküm. Oo aleyküm selam amca. Azmi hocam duydun mu, haberin var mı? Hayırdır? Ya senin akraban yok mu bu Zeynep Şanlı?
Evet. Kızı kaçırdılar ya. Ne diyorsun sen ya? Ağzımdan çıkanı kulağını duyuyamam. Kim kaçırdı? Niye kaçırdı? Biz de bilmiyorum Kazmi hocam. Yani birdenbire alıp götürdüler arabayla ya. Murat komiser ile Yılmaz komiser peşlerine tuştu. İnşallah kızı kurtaracaklar. Yahu peki siz kaçırırken engel olamadınız mı? Ha, ben olacaktım ki orada. İki darbeyle hallederdim. Kimse kaçıramazdı onu. Olacak bir şey ya. Aha ortak oradalar. Önlerini kes. Sakin ol. Bir bakalım bir takip edelim. Kimmiş bunlar? Nereye götürüyorlar kızı? Diğer araç ayrıldı ortak. Onu takip ediyorum. Ya saçmalama Murat. Zeynep'i takip et. Öndeki aracı takip et ya. Ya Zeynep kendini kurtarır. Ya nasıl kurtarır ya Murat? Allah aşkına öndeki aracı takip et ya. Öndekilere söyle kızı 24 saat boyunca depoda tutsunlar. Tamam efendim. Biz mekana gidiyoruz. Peki efendim. Gece ay yıldızlı adama sıkıştıracağız. Kaçırın diye. Telefonum varmış. Patronla ara. Kızı kaçırdık depoda de. Gelsin bakalım buraya. Elimizin de yarı yok ki ya. Şimdi ayıltmak lazım bunları. Komiser ya. Yine gelmiş buraya. Zeynep Hanım iyi misiniz? Yılmaz komiserim, iyi ki geldiniz. Hayatımı kurtardınız. Tamam, tamam. Buradayız Zeynep Hanım. Geçti Zeynep Hanım. Bu nasıl bir şey ya? Hı? Belli ki çok etkili bir şey bu. Bunun içinden Pokemon falan mı çıkıyor acaba? Böyle attığında kötü adamları öldüren. Öğrenemedim mi daha? Bu benim biber gazım. İşte küçük boyu. Baksana ne... Hayır, hayır, hayır. Zeynep Hanım. Sok onu cebine. O da sprey değil o. Kaç kere söyleyeceğim sana. Biber gazı. Zeynep Hanım, ben bu adamları karakola götüreyim. Konuşturayım güzelce. Murat komiserim de sizi mahalleye bıraksın. Tamam. İyisiniz değil mi? Sayenizde. Ah, çantamı unuttum. Kolay gelsin ortak. Bekle. Uşaklar Allah'a şükür kurtarmışlar kızı. Yılmaz komiserle konuştum. Murat komiser kızı hamuruya çitiriymiş. Aferin Murat komisere ya. Yakışanı yapmış. Tabii ki yani şimdi insan sevdiği kızı kurtarmaz mı ya? Ah. Ya, kim kaçırdı seni ya? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim ya. Senin belalın falan mı var? Ne saçmalıyorsun sen ya? Gerçi senden hala belam olur. O da ayrı bir mevzu da.
Ne dedin sen? Hiçbir şey. Yoksa Ejder mi kaçırdı bunu? Ejder bunu niye kaçırsın? Saçma. Ya bizim komşu iyi çocuk ya. Bu Zeynep kızımız da akıllı, helal süt emmiş bir kız. Bunları evlendirelim de. Evlendirelim canım. Hicabi'yle Meryem'i de evlendirelim de çiftten nikah yaparız. Yakışır teyzeciğim, yakışır. Yahu bir durun ya. Ne evlendirmesi? Bunlar bir kez birbirini tanıyor mu, seviyor mu? Bilip bilmeden olur mu öyle şey? Ya bir sus ya, bir sus. Ne biliyorsun sen ya? Onlar daha önce tanıştılar, birbirlerini gördüler. Aşık oldular bile. Ya Azmi'cim, lütfen. Nereden biliyorsun birbirlerine aşık olduklarını? Ne ilgisi var? Nereden çıkartıyorsun şimdi? Sultan, komiser zaten garip bir tip. Zeynep Hanım niye bununla evlensin ki? Ulan sen benim komşuma laf mı ediyorsun? Bana ne senin komşundan be? He? Zeynep Hanım o adamla evlenmez. Evlenecek ulan. Evlenmeyecek ulan. Cikler. Evlenecek ulan. Bırakmayın ya. Bir durun ya. Kavga etmeyin, bir durun. Sakin olun. Ya size ne kardeşim? Evlenirler, evlenmezler. Siz işinize bakın ya. Ya arkadaşlar bunlar böyle gürültü patırtıyla olacak işler değil ya. Bu hayırlı bir iş. Mahallemizin güzide iki gencini evlendirmek bizim boynumuzun borcu. Tabii tabii. Büyük de sevaptır. Hayırlı iş. Yani nerede bu Hicabi? Bulun şu Hicabi ya. Hemen imam nikahını kıysın olsa bitsin bu iş ya. Azmi'cim lütfen. Sultanım ama kıysınlar yani. Eyvah. Bunlar Zeynep'i Murat komiserle evlendirecek. Abim çok üzülecek. Abim niye üzülsün kızım ya? Ulan şu Murat komisere bak ya. Mahalleye geleli iki gün oldu. Kızı buldu evlenecek. Ah ulan Azmi, yaktın bizi ya. İşte çıldılar. Hoş geldiler. Canım bakalım. Ne oluyor orada ya? Bilmiyorum, bir gariplik var değil mi? Var. Canım, geçmiş olsun, iyi misin? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Zeynep'ciğim, geçmiş olsun. İyi misin? İyiyim yengeciğim, sağ ol. Ulan arkadaş, benim olduğum mahalleden adam kaldırmaya kim cesaret etti lan? Ha? Hangi şuursuz yaptı lan bunu? Zeynep Hanım, lütfen söyleyin ya. Kim yaptı bunu size ya? Söyleyin ya. Ah, bilmiyorum ki Kenan Bey. Ama Allah'tan Yılmaz komiser geldi. Benim hayatımı kurtardı. Kenan kardeşim hiç merak etme. Yılmaz komiser adamları sorguluymuş. İsmin aslını, astarını birazdan öğrenirim. Sorgulasın, sorgulasın, konuştursun da izle bakalım sonra. Ay kızım. Allah sevdiğine bağışlasın yavrum. Bol sadaka ver he mi? Maşallah maşallah çok da yakıştılar birbirlerine. Aynı bizim Hicabi'yle Meryem gibi. Ya zaten onlar birbirleri için yaratılmış ya. Azmi Bey, düğün ne zaman? Sultanım, yakında yakında. Ne düğünü ya? Bir dakika ya. Muhabbet nasıl buralara geldi anlamadım ki. Ne oluyoruz? Hadi bakalım, yavukları baş başa bırakalım. Tabii ya. Hadi bakalım, dağılın arkadaşlar. Hadi, 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 hadi bakalım. Hadi, içeri. Geçmiş olsun kızım. Bütün bunlar senin başının altından çıkıyor değil mi? Ne? Bu bizi evlendirme oyunları, yakınlaştırmalar, düğün tarihi falan. Ne diyorsun sen ya? Ben çözdüm seni. Aklın sıra mahallede dedikodumu çıkaracaksın. Rezil edeceksin beni. Hastasın sen. Vallahi hastasın. Ne işim olur kızım seninle? Asıl benim seninle ne işim olur? Sıktın, gerçekten sıktın. Hayırlı işler. Ne oldu? Konuşturdun mu adamları? Tam tahmin ettiğiniz gibi amirim. Depodakiler Ejder'in adamları. İyi de bu heriflerin Zeynep Hanım'la ne işi olur ya? Murat işi ne oldu? Araştırıyorum amirim. Hep araştırıyorsun, hep araştırıyorsun ya. Hızlanmamız lazım. Bu yüz naklini yapan bir doktor olmalı. Haklısınız. O doktoru bulmamız lazım. Peki amirim.
Gizem, annen niye ağlıyorsun? Anneciğim, Yiğit abi benim böreğimden yemedi. O beşik çekmesinin böreğinden yedi. Nasıl yani? Ay üstüme iyilik sağlık, buna mı ağlıyorsun? Ama anne, Yiğit abi beni artık sevmiyor. Sevmesin zaten. Oy, oy benim tatlı kızım, güzel kızım. Sen hiç üzülme anne, hiç. Zaten seni hiç hak etmiyor çocuk, hiç bak. Ama anne, ben çok kötüyüm ya. Gizem, bak. Ne yapalım biliyor musun şimdi? Şöyle üstümüzü değiştirelim, anneli kızlı bir hava almaya çıkalım ha? Hadi ama. Hadi ama. Hadi bak. Ben şimdi Gizem'in gönlünü nasıl alacağım? Ona ne diyeceğim ben şimdi? Hayır, ben Meryem'in elinden börek yedim mi? Yemedim. Ağzıma çıktı, o tıkıştırdı böreği ağzıma. Hı. Allah'ım sen yardım et bana. Ne yap? Gizem. Gizem. Ay yine mi sen? Anneciğim. Üstüme iyilik sağlık. Ayla Hanım, bir yanlış anlaşılma var. İzin verirseniz konuşup düzeltebilir miyim? İzin vermiyorum çocuğum. Yani Gizem senden iyilerine layık. Hani iyilerine dediysem tabii çok çok iyilerine layık. Bir kere benim kızım Türkiye güzeli. Senin neyin var? 8 hatmin var. Vaaz da veriyorum. Aferin çocuğum, aferin. Çok güzel. Böyle devam. Hadi gel kızım. Geç kal. Nereye gidiyorlar bunlar böyle süslü püslü giyinmiş? Yılmaz'la Murat komiser planımızı bozdu. Sorun değil. Wie kein Problem. Konsül bizden Ay Yıldızlı adamı istiyor. Acele etmemiz lazım. Konsül benden onlara boyun eğmeyen bir iş adamı grubunu toplamamı istiyor. Ya Ay Yıldızlı adamla ne ilgisi var? Ay Yıldızı'nın savcıyı kurtardığı gibi iş adamlarını da kurtarmaya geleceğini düşünüyorlar. Ay Yıldızı'nın kertenkele olup olmadığını bu gece öğrenemesek de yakında öğreneceğiz. Zeynep Hanım, sizi kaçıranlar Ejder'in adamlarıymış. Ejder'in adamları mı? Niye kaçırsınlar ki beni? Bunu henüz bilmiyorum ama araştırıyorum. Kertenkele mi değil mi anlamak için beni kaçırıp Ay Yıldızlı adamı tuzağa çekmek istediler. Zeynep Hanım, endişelenmeyin. Ben sizin her zaman yanınızda olacağım. Teşekkür ederim Yılmaz Bey. Yılmaz Bey, ben sizden bir şey rica edebilir miyim? Rica ne demek? Emredin. Şimdi herkes beni kimin kaçırdığını merak ediyor. Tabii, doğal olarak. Lütfen onlara Ejder'in adını vermeyin. Niye? Çünkü Tülin yengen ve Melis'in endişelenmesinden çok korkuyorum ben. Tabii, merak etmeyin. Onlara bana benzeyen bir kadın yüzünden yanlışlıkla beni kaçırdıklarını falan söyleyebilirsiniz. Zeynep Hanım, siz böyle şeylere kafanızı yormayın. Ben hallederim, merak etmeyin. Teşekkür ederim. Çok kibarsınız. Siz de çok güzel. Teşekkürler. Zeynep Hanım, zamanlaması itibariyle biraz garipseyebilirsiniz. Bu akşam bir planınız yoksa sizi akşam yemeğine çıkarmak istiyorum. Mahalledeki şu aptal dedikoduları boşa çıkarmam lazım. Hem de Murat komiser hakkında merak ettiklerimi sorarım. Ne demek? Ben böyle zarif bir daveti reddedemem. Gerçekten mi? Tabii ki. Peki,
Ben o zaman hazırlanayım. Ejder, Zeynep Şanlı'yı kaçırmaya çalıştı. Birine daha zarar vermeden işini bitirmeliyim. Ne haber ortak? Ah, iyiyim ortak, sen ne yapıyorsun? Ne yapayım işte, son hazırlıklar, akşam yemeği için dışarı çıkacağım. Akşam yemeği mi? Ben de dışarıda yiyecektim, buluşalım o zaman. Yok ortak ya, ben Zeynep Hanım'la akşam yemeğine çıkacağım. Zeynep'le mi? Ne oldu? Şaşırdın bakıyorum. Yok, ne şaşıracağım ya? Lan bırak, kıskandın mı? Ya ne kıskanacağım ortak, ne diyorsun sen ya? Bak oğlum, sana delikanlı gibi bir soru soruyorum. Sen bu kızdan hoşlanıyor musun? Ne hoşlanacağım oğlum, manyak mısın sen ya? İyi, ben hoşlanıyorum. Bak yanlış yapma, sonra bozuşuruz. Yok oğlum, hoşlanmıyorum dedim ya. Ne işim olur benim o kızla? İyi tamam ortak, ben kaçıyorum. Görüşürüz. Dikkatli ol ortak. Ejder yine kızı kaçırabilir. Lan bırak, trillahı gelsin bir şey yapamaz. Ben yanındayım onun. Hadi. Hiç başka işim yoktu da o kızı kıskanacağım. Yok daha neler. Bugün Ejder'i yakalamama çok az kalmıştı. Ama Murat komiser her şeyi mahvetti. Ejder ayağıma gelecekti. Ay Yıldız adam da onun peşinde. Burada herkes beni Zeynep Şanlı sanıyor, merak etmeyin. Size söylemem gereken bir şey var. Kertenkele yaşıyor olabilir. Sadece Ejder değil, Murat komiser de onun peşinde. Evet, öyle değil mi Gizem? Hı hı, evet. Anneciğim, sen beni niye buraya getiriyorsun ya? Kızım, Veysel'den başka kimseyi gördüğün yok ki. Azıcık insan içine çık, insan tanı. Ayfer'cim, Serkan Amerika'daydı değil mi? Evet canım, Harvard'daydı. Serkan'cığım, gelir misin oğlum? Doktorasını yeni bitirdi. Ay öyle mi, ne kadar güzel. Merhaba Serkan'cığım, nasılsın yavrum? Merhaba, teşekkür ederim. Ya siz? Teşekkür ediyorum. Merhaba, Serkan ben. Memnun oldum. Ben o eli kırmaz mıyım? Merhaba, ben de Aykut. Memnun oldum. Ben o eli de kırmaz mıyım? Can, memnun oldum. Yok artık anne. Memnun oldum. Ulan ben hepinizin kafasını kırmaz mıyım? Şimdi beni niye buraya getirdiğini daha iyi anlıyorum anne. Aşk olsun ya. Başka adam kaldı mı acaba tanıştırmak istediğin? Sen, bak senin dengi bu çocuklar. Veysin değil. Ne kız be? Türkiye güzeli ne de olsa. Tabii. Afet ya. Bu kız da dünya turuna çıkılır. Oradan uzaya. O bakışları, o dudakları insanın içini eritir. Benim hemen bu kıza çıkmam lazım. Oğlum sen zaten bir kızla en fazla 6 ay görüşebilirsin. Abi uzun çıkıp ne yapacağım? Evlenecek değilim ya. Yani. Neyse, ben şimdi Türkiye güzelinin gidiyorum. Sakın araya girmeyin. Tamam patron, öncelik senin. Gizem,
Hicri abi. Gizem, lütfen konuşmama izin ver. Senin ne işin var burada ya? Seninle konuşmam lazım. Ben seninle konuşmuyorum Hicri abi. Git buradan. Gizem, vallahi onun elinden börek yemedim. Sana mı inanacağım, gördüklerime mi Hicri abi? Gizem, vallahi deli Meryem'in elinden börek yemedim. Kendi elimle yedim böreği. Bak bak, itiraf ediyorsun işte o kadının böreğinden yediğini. Tamam, yedim ama annemin zorlamasıyla yedim. Yemeyecektim. Annemi kırmayayım diye yedim Gizem. Anneni kıramadın ama beni kırdın Hicri abi. Git buradan. Gizem, lütfen küs kalmayalım. Ben dayanamıyorum bak ayrı kalmaya seninle. Çok üzülüyorum. Allah Allah. Bunları beni üzmeden önce düşünecektin Hicri abi. Çekil şuradan. Aklımı başımdan aldın. Oğlum, oğlumun elini kırmışlar. Doktor yok mu ya? Ambulans çağırın, ambulans. Ne olur. Ay, anne Arda. Bileyim. Ay, sen... Doktor. Ay, bir ambulans çağırın. Ambulans gerekiyor ama. Doktor yok mu ya? Çağırın, ambulans çağırın. Aranızda doktor yok mu? Geçmiş olsun. Ne diyeyim? Polis çağırın. Ambulans yok mu, ambulans? Ne oldu gençler var? Geçmiş olsun. Kim yaptı? Ne oldu? Nasıl? Biz de görmedik. Anlıyoruz mu bunları? Geçmiş olsun abla. Siz sadece ellerinizi kırdığıma şükredin. Gizem hakkında hiç kimse kötü konuşamaz, hiç kimse. Kenan abi. Şimdi kertenkele kardeşim yaşıyorsa ki bence %100 yaşıyor. Onu vurmazsın değil mi abi? Hani eski bir hukukunuz vardı ya. Seni vurmadık Şevket. Kertenkeleyi mi vuracağız? Helal olsun be abimsin. Büyüğümsün abim benim. Yavşama. Şunu ıslatıp çakayım bir tane. Erkekten mi? Çizerim ha. Ha şu mahalleyi biraz gezelim de. Hicri abinle evlenince burada oturacağız. Burayı tanıyalım biraz. Çakayım mı abi şunu ıslatıp? Sizden. Evet. Kim ulan bunlar? Vallahi ben tanımıyorum abi. Deli Kenan. Patron seni görmek istiyor. Ofise gelsin o zaman. Kenan abi olmazsa gidelim abi ya. Ha? Abi arkadaşlar buraya kadar gelmişler. Kırmayalım be. Allah muhafaza bir kaza çıkmasın. Abi çok kalabalıklar. Gerek yok abi kendimiz bileriz. Tamam kardeşim. Ben önde gideceğim, midem bulanıyor. Ulan ne oluyor da? Benim mahallemden nasıl adam kaldırıyorsunuz? Allah seni kahretsin lan paçoz herif. Beni getire getire buraya mı getirdin ulan? Başka yer bulamadın mı? Ne bekliyordun? Beş yıldızlı otelin rufuna mı kaçıracaktık sizi? Son doğan et Kenan. Bu mahalleye ikimiz fazlayız. Bundan sonra raconu sadece ben keserim. Abi, bizi bırak da ne kesiyorsan kes. Bizi öldürme daha biz evlenmedik bile ya. Bizim raconla maconla işimiz olmaz lütfen. Kıyma bizi abi ya. Bizim Şevket'le yavuklularımız var ya. Vallahi abi ne olursun. Allah kahretsin sizi lan. Kesin lan. Delikanlı gibi yaşayamadınız. Bari delikanlı gibi ölün ya. Ölmeyelim, ölmeyelim. Kesin lan. Tamam Kenan. Fazla konuşmaya gerek yok. Kaçan benim alanda nasıl adam kaldırırsın? Sen kimsin ya? Ben
Deli Meryem derler. Attığımı vururum, vurduğumu sakat bırakırım. Deli Meryem, biz ettik sen etme. Kes ula! Bir daha ben mahallemde görmeyeceğim sizi. Yoksa şimdi sakat bıraktım, bir dahakine alnınızın çatısından vururum. Sağ ol bacım. Da sen de kendini adam mı değilsin ha Deli Kenan? Bu paçozları kendini kaldırtmışsın. Neyse, ben gidiyorum. Siz toplarsınız buraları. Bir daha da sizi buralarda görmeyeceğim ha. Muhlarım yoksa. Hah dayı, orada raconu kes sen yerde. Güzel oldu öyle. Akıllı olun lan. Buldu mu lan? Neyi buldun abi? Eşimi buldum oğlum. Ne eşi abi? Ruh eşimi be. Ruh eşi ne abi? Meryem. Deli Meryem. Abi. Abi ne abi, uyuştu gitti adam ya. Abicim. O kız hicabinin beşik kertmesi, sen ne yapıyorsun ya? Abi görmedim, nasıl sıktı adamlara ya? Ya Kenan abi. Abi. Ya. Biz de oynardık genç kardeşlerimiz. Hicabi abi, sen de bizimle oynar mısın? Oynarız tabii, niye oynamayalım? Murat abi, sen de bizim takımda ol. Tamam. Biz o zaman... böyleyiz o zaman. Biz yok, böyleyiz. Yok yok, bu kale bizim. Sen şöyle geç. Hocam, hayır, yok siz olmuyor. Geçin hocam. Ya. Siz geçin. Valla siz geçin. Tamam. Tamam, biz hadi. Böyleyiz. Al. Bir daha. Al. Kırıldı. Kim kırdı camı? Şey, ben kırdım. Yanlış da oldu, kusura bakma. Hani beraber oynuyorduk çocukla? Hemen ispiyonladınız ha. Sen de biraz düzgün vursaydın. Günah ama ya. Marifet mi şimdi bu yaptı? Bak, üzdün çocukları. Ben onların değil, senin topunu kestim. Çocuklar. Hadi. Bravo, aferin. Aferin. Tek bir kişi kaldı. Selim Öztekin. Onu da alalım, tamam. Buyurun. Teşekkürler. Nasıl? Beğendiniz mi? Hı. Ne saç bu? Kimin saçı bu? Vallahi benim değil.
Kızlar bir dizilebilir misiniz ya sıraya? Çünkü yemekten saç çıktı. Melis. Senin saçın değil. Senin de değil. Senin de değil bu saç. Kimin saçı bu ya? Yani kocaman saç arkadaşlar, kimin saçı bu ya? Ne oluyor burada? Ne mi oluyor? Yemeğimden saç çıktı hanımefendi. Ve kimin saçı olduğunu bulmaya çalışıyorum. Bir saniye bakabilir miyim saçınıza? Evet. Bu saç senin saçın ve yemeğimden çıktı hanımefendi. Ne saçmalıyorsun sen? Evet, en ufak şüphem bile yok. Bu saç senin saçın. Bırak saçımı, huylanıyorum. Ya Zeynep, bir saniye durur musun? Bırak saçımı. Bir saniye durur musun? Bakmaya çalışıyorum ama. Aa! Ya! No! Ne yaptın sen? Hak ettin ama. 50 kere söyledim saçımı bırak diye. Hem yemeğimde saçın çıkacak, hem de üstü çıkacaksın. Nasıl? Lezzetli mi? Al, bu daha lezzetli. Ne yapıyorsun be manyak? Görevi başındaki emniyet görevlisine fiziksel saldırıda bulundu. Gözaltına alıyorum seni. Saçmalama, boş boş konuşuyorsun. Yürü! Aa! Melis! Aa, Zeynep'i tutukluyor! Melis! Aa, yardım et! Ya, yürü! Aa, ya saçmalama, ne yapıyorsun? Ya bıraksana! Yürü! Ay, lütfen yardım edin bana! Resmen Murat komiser kız kaçırıyor ya! Ya Cevher abi, ne kaçırması? Görmüyor musun? Tutukluyor abi! Ya, yürü! Bir dakika oğlum, ne yapıyorsun sen ya? Nikah, önce nikah. Olmaz böyle bir şey. Azmi beni nikah ya. Tutukluyorum ben onu. Azmi amca, kurtarın beni bu manyaktan. Ne diyoruz? Nikah diyoruz önce. Ya kaçıramazsın. Ya resmen kızı götürdü ya. Kenan kardeşim, ya bu bizim Murat komiser var ya, Zeynep Hanım'ı kelepçeleyip götürdü ya. Siz de gördünüz mü? Vicdansız ahu gözlüm, kelepçe taktın gönlüme, sıkıştırdın kalbimi. Ruhumu zindana atıp üzerine demir kapılar kapattın. La uşaklar, ne oldu böyle bu deli Kenan'a? Oo, vakit geldi Cefer abi. Hadi camiye gidelim. Gidelim. Kenan. Abi. Ha? Kenan kardeşim, vakit gelmiş. Camiye gelmiyor musun? Ha evet evet, hadi yürüyün. He, gidelim. Hadi. Seni ben bir nezarethaneye atayım da görevi başındaki polise pasta atmak neymiş görsen. Ya bırak beni, bak kötü olacak. Çöz şeylerimi. Çözmezsem ne olur? Ya yavaş. Yavaş, kaza yapacağız. Direksiyonu bırakır mısın artık? Zeynep. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim. İnsanların hayatlarında karşılaştıkları bir takım önemli olayların, büyük felaketlerin, derin acıların bir görünen yüzü, bir de görünmeyen yüzü vardır. Bazen şer olarak görünen bir durum aslında bizim için hayırlıdır. Hayır görünen de şer olabilir. Cenab-ı Hakk'ın yüce kitabında buyurduğu gibi, hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı. Belki de hoşunuza gitmeyen bir şey
sizin için daha hayırlıdır. Belki hoşunuza giden bir şey de sizin için daha kötüdür. Allah bilir, siz ise bilmezsiniz. Sevgili kardeşlerim, bugün size hikmet dolu bir yolculuktan Hazreti Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam'ın kıssasından bahsedeceğim. Hazreti Musa ilim ve hikmet sahibi bir peygamberdi. Kavmi ona kendisinden daha alim biri olup olmadığını sorduğunda Hazreti Musa hayır yoktur diye cevap verince Cenab-ı Hak bir vahiy ile Hazreti Musa'ya kullarından salih bir kulun kendisinden daha alim biri olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Hazreti Musa hizmetinde bulunan genç bir adamla kendisinden daha alim olan Hazreti Hızır'ı bulmak ve onunla tanışmak üzere uzun bir yolculuğa çıktı. Musa peygamber beraberindeki yol arkadaşına iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım ya da uzun zaman gideceğim demişti. Uzunca bir yolculuktan sonra Hazreti Musa ve yol arkadaşı iki denizin birleştiği yere vardılar. Hazreti Musa kıyıda bir taşa başını yaslayarak istirahat etmeye başladı. Bu sırada yanlarına azık olarak aldıkları balık denize sıçrayarak kendi yolunu tutup gözden kaybolmuştu. Bu duruma hayretle şahit olan yol arkadaşı gördüklerini Musa peygambere anlatmaya niyet ettiyse de sonradan unuttu. Sevgili cemaat, tekrar yola koyulup kuşluk vaktine kadar yürüdüler. Hazreti Musa genç yardımcısına dedi ki, yemeğimizi getir bize. Andolsun ki bu yaptığımız yolculuktan çok yorulduk. Bunun üzerine yardımcısı Musa peygambere, kayaya sığındığımızda ben balığı unuttum. Onu hatırlamamı şeytandan başkası bana unutturmadı. O da şaşılacak bir şekilde denizde kendi yolunu tuttu dedi. Hazreti Musa'nın kendisinden daha alim olan kişiyi bulmasının alameti bu balığın kaybolması olduğundan Hazreti Musa bizim de aradığımız buydu dedi. Bunun üzerine ikisi de izlerini takip ederek gerisin geri döndüler. Döndüklerinde Cenab-ı Allah'ın katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular dediği Hızır Aleyhisselam'ı buldular. Selam verdiler, kendilerini tanıttılar. Hazreti Musa bir peygambere yakışır bir edep tavrı ile Hızır Aleyhisselam'a Allah'ın sana öğrettiği ilim ve hikmetten bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim diye sordu. Hızır ise karşılık olarak doğrusu sen benim ile beraberliğe asla sabredemezsin. Sebeplerini kavrayamayacağın olaylar karşısında nasıl sabredeceksin dedi. Hazreti Musa cevap verdi. İnşallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir işte de sana karşı gelmeyeceğim. O zaman Hızır Aleyhisselam şart koştu. Eğer bana tabi olacaksan yapacağım hiçbir şey hakkında bana soru sorma. Benim sana açıklama yapmamı bekle dedi. Böylece yola koyuldular. Bir gemiye bindiler. Gemi bir müddet yol aldıktan sonra Hazreti Hızır eline aldığı bir aletle gemiye bir delik açtı. Hazreti Musa bu davranış karşısında hem verdiği sözü hem de arkadaşının ileri sürdüğü şartı unutup sen onu içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu şaşılacak bir iş yaptın dedi. Hazreti Hızır ona anlaşmalarını hatırlattı. Sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedin mi dedi. Hazreti Musa unuttuğum için beni kınama ve bu işimde bana güçlük çıkarma diye özür diledi. Hazreti Hızır özrünü kabul etti ve yeniden yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocukla karşılaştıklarında Hızır Aleyhisselam onu hemen öldürüverdi. Şaşkına dönen Hazreti Musa, bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın deyince Hazreti Hızır sana benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedin mi dedi. Bunun üzerine Hazreti Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam
benimle arkadaşlık etme. Doğrusu tarafımdan dilenecek son özre ulaştın. Bu son özür dileyişim dedi. Hazreti Musa ve Hızır Aleyhisselam nihayet bir kasaba halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Kasabalılar onları konuk etmek istemediler. Bunun üzerine kasaba içerisinde ilerlerken yolun üzerinde yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. Hızır Aleyhisselam hemen o duvarı doğrulttu. Hazreti Musa yine kendisini tutamayıp kasabadakilerin onlara yardım etmediğine işaret ederek "İsteseydin bu iş için bir ücret alırdın" dedi. Hazreti Hızır yol arkadaşlıklarının bittiğine işaret ederek "İşte bu birbirimizden ayrılmamız demektir" dedi. "Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü anlatacağım" dedi. "O gemi denizde çalışan bir takım yoksul kimselere aitti" dedi. "Gemiyi kusurlu göstermek istedim. Çünkü onların ilerisinde her sağlam gemiyi zorla ele geçiren zalim bir kral vardı. Çocuğa gelince anası babası mümin insanlardı. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. Rablerinin onlara bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledik. Duvar ise şehirdeki iki öksüz çocuğundu. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları iyi biriydi. Rabbin diledi ki onlar erginlik çağına erişsinler ve kendi definelerini çıkarsınlar. Rabbinden bir rahmettir. Bunları ben kendi işim olarak yapmadım. İşte senin sabır göstermeye güç yetiremediğin şeylerin iç yüzü budur. İşte böyle kardeşlerim. Cenab-ı Hak sonsuz ilim sahibidir. Olayların iç yüzünü ve derin manalarını sadece o bilir. İsterse hikmetini dilediği kullarına öğretir. Allah bizleri Musa peygamber gibi ilim peşinde olanlardan, Hazreti Hızır gibi Allah'a teslim olanlardan eylesin. Amin. Cenab-ı Allah bizlere Allah yolunda olan kulların yol arkadaşlığını nasip eylesin inşallah. Amin. Cenab-ı Allah kabul etsin. Kenan abi, gözünü seveyim, herkese bak. Deli Meryem'e bakma abi. Abi, hatunun silahı var. Sıkacak bir tarafımıza, cami avlusunda gideceğiz abi. Yapma, gözünü seveyim, sakin ol. Abi gel gidelim. Babacığım. Ne? Kadir Bey, Gizem'i camide göremedim. Neden gelmedi Gizem? Kızım bir daha seninle görüşmeyecek. Sen de kızım bir daha rahatsız etmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Oy Allah'ım, güzel Allah'ım, sana şükürler olsun ya Rabbi. Benim oğlum artık onun kizinden kurtulmuştur da. Oy teyzeciğim, bir an önce evlilik hazırlıklarına başlayalım da. Başlayalım kızım, başlayalım. Ne diyorsunuz siz ya? İyi misiniz? Ne evlenmesi? Kızım, o Türkiye güzeli midir? Türkiye sırrı mıdır? Nedir? Onun yaptığı buyu bozulmuştur da. Ha benim oğlum artık onu sevmiyor, istemiyor. Kız da vazgeçmiştir artık da. Haydi, yürü yürü. Yürü kızım. Kimsin sen? Ve malikaneye niye geldin? Asıl sen kimsin? Mahalleye niye geldin? Kızım sen manyak mısın? Burada soruları ben sorarım. Bitti. Yılmaz Bey ya, iyi ki geldiniz. Kurtarın beni bu adamdan. Ortak ne oluyor? İyi misin sen? Niye kelepçe takıyorsun Zeynep Hanım'a?
Hiç iyi değilim ortak. Hiç iyi değilim. Şu halime bak ya. Bu kız suratıma pasta attı. Hem de görev başında. Ya inanmayın buna. Nefsi müdafaa, bana bakın. Seni 48 saat burada tutacağım. Hiçbir yere de kıpırdamayacaksın, anladın mı? 48 mi? Yılmaz Bey, ne olur kurtarın beni bu adamdan Allah aşkına. Adam mı? Benim adım Murat Komiser, tamam mı? Murat Komiser diyeceksin bana. Ay ben de Zeynep Şanlı. Memnun oldum. Ben hiç memnun olmadım hanımefendi. Ben hiç memnun olmadım. Ya tamam, sakin olun. Ya ortak, iyi misin sen? Göreceksin bak, senin hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Şikayet edeceğim seni her yere. Ya elinden geleni ardına koyma. Elinden geleni ardına koyma. Orijinal oyuncusu ya. Net. Kendimden utanıyorum ortak. Ben gidiyorum. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Kahretsin. Oğlum sen bu kızdan ne istiyorsun lan? Ya ne isteyeceğim ben bu kızdan ya? Suratıma pasta vurdu. Üzerime çikolata sosu döktü. Daha ne yapsın bu kız? Sen bu kızdan hoşlanıyor musun? Bak bana doğruyu söyle. Ben hayatımı toprağa gömdüm ortak. Kalbimin bir tek sahibi vardı. Ve hep ona ait kalacak, değil mi? Tamam, kusura bakma ya. Yaranı deşmek istemedim. Bilmiyordum. Önemli değil. Ben Zeynep'ten hoşlanmıyorum. Ne hayatımda ne de kalbimde başka bir kadına yer yok benim. Anladım. Ben kaçar, işlerim var. Murat Komiser'in bir çetenin İstanbul'daki önemli iş adamlarını kaçırdığını öğrendik. Elimizde iş adamlarının listesi var. Geriye bir iş adamı kalmış. Adı neymiş? Selim Öztekin. Selim Öztekin. Tamam, bu dosyayla ben ilgilenirim. Bu sefer yakaladım seni işler. Bu sefer yakaladım. Bu sefer yakalayacağım. Gel. Amirim. Emrettiğiniz gibi benden istediğiniz konuyu araştırdım. İstihbarat teşkilatındaki yüz değişikliklerini yapan doktorun izini buldum. Güzel. Şimdi bak, o doktoru bulursak Murat Komiser'in yüzünü değiştirip değiştirmediğini öğrenebiliriz. Peki. Bu gece size dönüş yapacağım amirim. Tamam. Murat Komiser. Benden neyi saklıyorsun? Öğrenelim bakalım. Tüm ekiplerin dikkatine. İş adamı Selim Öztekin kaçırıldı. Sarıyer mevkiindeki tüm ekipler 34FJ7565 plakalı siyah minibüsle görsel temas halinde olmaya çalışın. Tekrar ediyorum. 34FJ7565 plakalı siyah minibüsle görsel temas halinde olmaya çalışın.
Şirketlerinizin bütün hisselerini bize devredeceksiniz. Vatan hainlerine asla bağış yapmayız. Öldürseniz de istediklerinizi yapmayacağız. Sadece sizin öleceğinizi mi sandınız? Karım, oğlum. Babacığım. Alçaklar, aileme dokunmayın. Her şey sana bağlı. İmzalar atılırsa kimseye zarar gelmez. Onu canlı istiyor. Sadece yaralasın. Öldürmesin. Hedefi sadece yaralayın. Bu adam neden hala ayakta? Adamımızdan cevap gelmiyor. Diğer adamı gönderin. Geleceğini tahmin etmiştim Akıncı. Hemen gitmeliyiz. Hayır, buraya kertenkele için geldim. 3-5 yaş adamı için değil. Konsülü riske sokamayız. Maskeli kız, Akıncı ve Yıldızlı adam. Üçü de planlarımı bozdu. Bunların üçü birlikte mi çalışıyor? Arkadaşlar ilgilenecek sizinle. Ejder'den bir iz var mı ortak? Bil bakalım neler olmuş. Ay Yıldızlı ve maskeli kız gelip Ejder'in işini bitirmek istemişler. Akıncı da gelip iş adamlarını kurtarmış. Yine elimizden kaçırdık desene. Ya bu Ay Yıldızlı adam mıdır nedir? Kesin kertenkele kardeşim. Ejder ortaya çıktığından beri herifin peşinde. O değil de bu maskeli kızına ayak, ben onu bir türlü çözemedim. Şimdi diyeceğim ki Zehra Şanlı, sen yine bana bağıracaksın. O yüzden demiyorum. Bu dememiş haline. Ay ben böyle işin içine. Zeynep Şanlı Zehra'nın kuzeni değil mi kardeşim? Ben şu kızla bir konuşayım. Bakayım ne biliyor ne bilmiyor. Ya uçsuz bucaksız hayal dünyanı herkese gösterip de kendini gülüştürme, sokma.
Ne diyorsun sen ortak ya? Gerçekliğin ta kendisi duruyor senin karşında. Çok yorgunum ya. Sen beni eve atarsın değil mi? Hadi gidelim. Gidelim artık. Arkadaşlar siz burayı toplayın. Ben kaçıyorum. Bir şey olursa ararsınız, tamam mı? Hadi görevler. Ejder'i benim vurmam lazımdı. Ay Yıldızlı adamın değil. Zeynep kızımız nerede? Odasındaydı en son. Tülin Hanım, Kemal Beyler geldiler. İçeri gelmek için izin istiyorum. Kemal mi? Azmi'ciğim. Sen Kemal'i kovmamış mıydın? Evet, evet. Sultanım, ben Kemal'le konuştum. Söz verdi, bir daha Melis kızımızı rahatsız etmeyecek. Ben onun sözüne güvenmiyorum. Yine Melis'in başına musallat olacak. Sultanım, Kemal'in böyle sokaklarda sersefil dolaşmasına gönlüm pek razı olmuyor. Eğer sen de izin verirsen, gelip bizimle beraber bu evde yaşasın. Söz verdi. Bir daha rahatsız etmeyecek. Eğer böyle bir olay olursa emin ol, bak bu kapıdan içeriye bir daha asla giremeyecek. Evet Tülin anneciğim. Ya lütfen Kemal abim de bizimle yaşasın. Kızım, söyle Kemal'e gelsin. Ha Zeynep Hanım'a da haber ver. Beklediğimi söyle. Sultanım. Bakın Azmi Bey. Eğer Kemal kızıma üzecek bir şey yaparsa bir daha sizinle hiç konuşmam, haberiniz olsun. Sultanım, bak Kemal bana söz verdi. Kemal'in bir huyu vardır. Söz verdiyse ölür ama o sözünü asla ve asla çiğnemez. Melis kızımızı bir daha rahatsız etmeyecek. Göreceğiz. Abicim, canım abim. Kızlar. Babacığım. Hoş geldin. İyi akşamlar anneciğim. İyi akşamlar. Kızlar, ben yokken neler yaptınız anlatın bakalım. Hadi gel. Hadi, hadi gidelim. Hadi bakalım. Zeynep Hanım, Azmi Bey sizi salonda bekliyor. Tamam, geliyorum. Bu adam niye beni çağırıyor ki? Murat komiser mi geldi yoksa? Yok ya, gelmemiştir. Bak gerildim şimdi. Gideyim bari. Murat komiser, sen benim küçük oğlum Kemal'le tanışmış mıydın? Tanıştık. Tanıştık Azmi Bey. Geldi babacığım benim mekana. Ama hiç merak etmesin, en kısa zamanda ona iade-i ziyarette bulunacağım ben de. Beklerim. Beklerim. İyi olur, iyi olur ya. Arada sırada böyle birbirinize gidin gelin. Evet, iyi olur. Ben ona bir gideceğim de bakalım o kendine gelebilecek mi? Ya,
Zeynep kızımız gelecekti. Ne oldu? Haber vermediler mi yoksa ya? Erken yattı galiba. Yorulmuş olabilir. Güzel olmuş. Elbisesi çok yakışmış Zeynep'ciğim. Teşekkür ederim. Kızım, ayakta kaldın. Otursana. Ah, ah. Zehra kızım bu elbiseyi çok severdi. Ama talihsiz kızdı. O kertenkele şerefsizini. O sahtekarı tanıdı. Her şey onun yüzünden başına geldi. Allah gani gani rahmet eylesin kızıma. İnşallah o kertenkele gebermiştir. Zehra kızımın gerçek katili o sahtekar kertenkeledir. Şerefsiz. Sahtekar! Benim acil bir işim çıktı. Gitmem lazım. Murat oğlum. Geliyor oğlum. İzninizle. Ne oldu mu Murat'a? Ne bileyim baba, bir şey canını sıktı herhalde. Pardon. Söyle. Amirim, hemen emniyete gelmeniz lazım. Ne oldu lan, doktoru mu buldunuz? Evet amirim, şu an yanımızda. Kendisinden rica ettik, bizi kırmadı sağ olsun. Tamam, geliyorum.
sevgilim. Affet. Seni kurtaramadım affet. Her şey benim yüzümden oldu. Sen benim yüzümden öldün. Neden Ejder'i öldürmeye çalıştın? Sana onu bize canlı olarak getir demişti. Buraya neden geldin? Kimliğin asla deşifre olmamalı. Sana yeni yüzünü ve polis kimliğini sadece intikamını al diye mi verdik sanıyorsun? Bunu sürekli tekrarlamana gerek yok. Bize bir söz verdin. Unutma. Sen artık kertenkele değilsin. Sen ay yıldızlı adamsın. O gece sadece sevgilin ölmedi. O gece kertenkele de öldü ve sen yeniden doğdun. Kertenkele. Aradığımız adamı bulduk efendim. Geçmişi unut. Sen artık o geçmişe ait değilsin. Sen artık kertenkele değilsin. Murat komisersin. Ay yıldızlı adamsın. Operasyonun adının neden kod adı kertenkele olduğunu sormuştun. Suç örgütünü yok ettiğin gibi kendi geçmişini de yok edeceksin. İşte bunun için kod adı kertenkele dedik. Geçmişini yok etmen için. Unutma yıldızlı adam. Senin bir görevin var. Bu ülkeye bir borcun var. Thank you.
Doktor bey, bizi kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim ama bu bilgilerin gizli kalması lazım, biliyorsunuz. Kesinlikle, sizi temin ederim. Devlet çalışanıyız. Bu fotoğraftaki kişi daha önce sizin yüzünüzü değiştirdiğiniz adamlardan birisi mi? Değiştirdiyseniz bize bu adamın kimliğini ve eski yüzünü paylaşır mısınız? Evet doktor bey. Bu adam kim? Emniyetteki yüz değiştirmeler iki sınıfa ayrılır. Gizli olanlar, çok gizli olanlar. Yani? Bu adamı daha önce hiç görmedim. Emniyetteki dosyasında sahte kimlik içeriyorsa çok gizli bir görev için yüzü değiştirmiş olabilir. Bence bu konu hiç değişmeyin derim. Sizin için sorun olabilir. Çok ciddi sorun olabilir.